Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 3. haftamızın 3. konusu. Bölünebilme konusu. Bölmeden sonra hemen üstüne işlenmesi gereken bir konu. Bölünebilme konusu. Arkadaşlarım daha öncesinde de konuya hakim olabilirsiniz. Çünkü 9. sınıfta zaten görüyorsunuz. Eğlenceli de bir konudur. Umarım siz de eğer ki konuyu bilmiyorsanız bu videoyla öğrenip temel atıp daha sonrasında verdiğim ödevleri de tamamlayarak eksiksiz yerine getirerek konuda hafif hafif ustalaşabilirsin. Şimdi biraz bakalım. Öncelikle uyarılarımızla başlayacağız. A sıfırdan farklı olmak üzere yani şuradaki sayı sıfırdan farklı mesela 5 bölü 0, 7 bölü 0, 8 bölü 0 gibi buraya ne yazarsan yaz sıfır haricinde. Eğer payda sıfırsa ifade tanımsız. Sıfırın sıfıra bölümü ise belirsizdir. Bir sayının paydaya yazılmasıyla sıfırda yukarıdaysa yani sıfırı bir sayıya bölersen sıfır haricinde sonuç sıfırdır diyebiliriz. Uyarılarımız bunlar. Şimdi gelelim bölünebilme kurallarına. Çift sayılar 2 ile tam bölünebilir gençler. Kalanı nasıl bulacağız? Eğer tek sayıysa tek sayılar 2 ile bölünmez. Kalan her zaman 1'dir. Rakamları toplamı 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünür. 3'ün katı olmayanlar ne olacak? Mesela hocam 28 gibi. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan kaçtır? 2 ile 8'i topluyorsun 10. Onun 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Onu da 3'e bölmüyorsun. Diyorsun ki 1 ile 0'ı topluyorsun 1. Kalanımız 1'miş diyebiliyorsun ki. Gerçekten de 28'i 3'e bölerseniz kalan 1 çıkacaktır. Devam. Son iki basamağındaki sayı 4'ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünür. 4'ün katı olmayan sayılarsa o son iki basamağındaki sayının 4 ile bölümünden kalanı eşittir bunun kalanı sevgili gençler. Son basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür. Son 3 basamağındaki sayı 8'in katı olan sayılar 8 ile tam bölünür diyoruz. Bakın son 3 basamak. 4 neydi? Son 2 basamaktı. 8 son 3 basamak. Rakamları toplamı 9'un katı olan sayılar 9 ile tam bölünür. 3 neydi sevgili gençler? Rakamları toplamı 3'ün katı olanlar 3'e tam bölünüyordu. Burada rakamları toplamı 9'un katı olan sayılar 9'a tam bölünüyor. Son basamağı yani birler basamağı 0 olan sayılar 10 ile tam bölünüyor. Eğer ki şöyle bir sayımız varsa illa 5 basamaklı olmak zorunda değil. Böyle bir sayı olsun diyoruz. 11 ile bölünebilmesi için artı eksi artı eksi artı daha devam varsa eksi artı eksiye devam ediyorsunuz. Önemli olan burada pozitifle başlamak. Artı eksi artı eksi diye yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra artıları bir yerde topluyorsunuz. Yani A'yı, C'yi, E'yi bir yerde topladınız. Eksileri de bir yerde topluyorsunuz. Bu toplamlardan bundan bunu çıkarıyorsunuz. Çıkarılan sonuç yani bulunan sonuç eğer 11'in katı ise sayı 11'e tam bölünür. Değilse bölünmez diyoruz. Kalana bakıyorsunuz. Anlaştık. Şimdi gelelim sorularımızın çözümlerine. Gençler yukarıda soru var mı diye bir bakalım. Yok. Şu kısmı sildim. Daha sonrasında sorumuzu çözelim. 5600 A9 4 basamaklı sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Bak şimdi 3 ile bölünme kuralı neydi? Rakamlar toplamı. O zaman toplayalım. 5 artı 6 artı 9 artı A. Rakamları topladınız. Topladıktan sonra da karşınıza ne geldi? Bakın. 5, 6 daha 11, 9 daha 20 yapar. 20 artı A. 3 ile bölümünden kalan neymiş? 2'ymiş. 3 ile bölümünden kalan 2'yi bu şekilde ifade edebilirsiniz. Peki. Şimdi sevgili gençler. 18 sayısı 3'e bölünür. 20 sayısının 3 ile bölümünden kalan zaten hali hazırda 2'dir. Dolayısıyla A 0 olabilir. Bir tane sayıyı buldunuz ya. Artık 3 ekleyip 3 çıkararak gideceksiniz ki 3 çıkarırsak eksi 3 olur. Eksi 3 rakam değildir. 3 eklerseniz A 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Başka da bir şey olmaz. Ki gerçekten de 20'nin üzerine 3 ekleyin 23. 3 ile bölümünden kalan 2'dir. 26, 3 ile bölümünden kalan 2. 29, 3 ile bölümünden kalan 2'dir. Tabii ki 20'nin de öyle. Bu A sayısı kaç farklı değer alabilir demişti. Buradan da görüldüğü üzere 4 farklı değer alır diyeceğiz. Anlaştık. Siz de aynı bu şekilde yazabilirsiniz. Örnek. 98.760x 5 basamaklı sayısı 4 ile bölündüğünde 2 kalanını vermekte.
Buna göre alınabileceği değerler toplamı. Dörtle bölünme kuralı neydi? Son iki basamağa bakıyorduk. Demek ki buradaki 60 küsür olan sayımız 4 ile bölündüğü zaman 2 kalanını veriyor. Şimdi 60 tam bölünür 4'e. O zaman burası 2 kalanını verecekse 62 olabilir. Bunu buldun ya, 4 ekleyerek gidiyorsun. 66 olabilir. 4 ekle 70, ama bu formata uymuyor. Demek ki bu olmaz. O halde buradaki x'in alabileceği değerler neymiş? 2 ve 6'ymış. İşte bunların toplamı sorulmuş bize. 2 ile 6'nın toplamı 8 yapar. Cevabımız da budur deriz gönül rahatlığıyla. Devam. 818 sayısından en az hangi pozitif tam sayı çıkarılırsa bulunan sayı 2, 3 ve 4'e tam bölünebilir diye sorulmuş bize. Şimdi 2'ye, 3'e, 4'e tam bölünsün istiyor. Bir kere 4'e bölünmesi için şu son iki basamağın 4'ün katı olması lazım. Yani 816 gibi, 812 gibi, 808 gibi, 804 gibi, 800 gibi. Anlaştık. Peki 4'e bölünebiliyorsa zaten 2'ye de bölündüğünü gördünüz. Hepsi çift. Bunu hallettik, bunu da hallettik. Şimdi 3'e bölünsün istiyoruz. Yukarıdan aşağı ilerleyerek gelmemiz lazım. Çünkü en az hangi pozitif tam sayı çıkarılırsa diye soruyor. Peki, şimdi neye bakacağız arkadaşlar? 3 ile bölünme kuralını devreye sokacağız. 3 ile bölünme kuralı neydi? Rakamlarının toplamı 3'ün katı olacaktı. 8, 1 daha 9, 6 daha 15 yapar. 15, 3'ün katı, bak, direkt sağladı. Artık şunlara bakmamıza gerek yok. Çünkü 818 sayısından en az hangi pozitif tam sayı çıkarılırsa bulunan sayı, yani 816, hem 2'ye hem 3'e hem 4'e bölünüyor. Kaç çıkarmamız gerekiyormuş? 2 çıkarmamız gerekiyormuş. O zaman cevap da budur diyebiliriz. 41. sayfamıza geçiyoruz. Bir diğer örneğimiz. 2021'in 7. kuvvetine 2022'nin 8. kuvvetini ekleyip topladığımız zaman bu bulunan sonuç 5 ile bölümden kalan kaçtır? Çok zor gibi duruyor değil mi? Ama gayet kolay. Şöyle diyorsunuz. 2021 gibi büyük bir sayıyla çalışmaktansa 2021'in 5 ile bölümünden kalan kaç? Son basamağa bakıyorsunuz 1. 2022'nin 5 ile bölümünden kalan kaç? 2. O halde ben diyorum ki 2021 yerine ben bundan sonra 1'i kullanırım. 2022 yerine de 2'yi kullanırım. Aynı sonucu bulur muyum hocam? Tabii ki bulursun. Hiç sıkıntı yok. O halde şöyle diyeceğiz. 1'in 7. kuvveti kaçtır? 1'dir. Artı 2 üzeri 8. 2 üzeri 8 kaçtır arkadaşlar? 2 üzeri 8 de 256'dır. Şimdi bununla bunu topladığınız takdirde 257'yi bulursunuz. 257'nin 5'te bölümünden kalan şu sayının 5'te bölümünden kalanla aynıdır. 257'nin 5'te bölümünden kalanı bulmak için ne yapacağız? Son basamağa baktık. 7. 7'nin 5'te bölümünden kalan kaçtır? 2'dir diyebiliriz. Cevabımız 2 olacaktı arkadaşlar. Devam. Rakamları birbirinden farklı, bu önemli olan 3 basamaklı 4xy sayısı 3 ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. Tam bölünebiliyormuş. Buna göre x kaç farklı değer alır? Şimdi yazdınız 4x y sayısını yazdınız. 3 ve 5 ile tam bölünüyorsa önce 5'e bakacaksınız. Sayının son basamağını ilgilendiren bir bölünebilme kuralı varsa önce onu halledin. Pekala. Önce 5'e bakalım. Kalansız bölünüyorsa burası ya 0'dır ya 5'tir. Yani y ya 0 olabilir ya da 5 olabilir. Eğer ki y 0'sa, niye 0 veya 5 olur dedim? 5 ile bölünme kuralı buydu çünkü. 5'e tam bölünüyorsa son basamak ya 0'dır ya 5'tir. Eğer ki y 0'sa 4 artı, rakamları toplayacağız, x artı 0 ve 4 artı x yapar. İşte bunun 3'ün katı olması gerekiyor. Eğer burası 3'ün katıysa x 2 olabilir ki 6 3'ün katı olsun. Şimdi 3'er 3'er ekleyin. 5 olabilir ve 8 olabilir. Bakın böylelikle y 0 iken x 2, 5 veya 8 olabildi. X kaç farklı değer alır demişti. Sadece buradan 3 değer geldi. Bu cepte. Şimdi devam şuraya. Y ya 5 olursa 4 artı 5 artı x, yani 9 artı x diyebiliriz biz artık oraya. 9 artı x. 3'ün katı olması lazım. O halde x ne olabilir? Bakın x 0 olabilir, 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Başka da hiçbir şey olmaz. Madem öyle, buradan da sevgili gençler
0'ı, 3'ü, 6'yı, 9'u bulduk. Buradan da kaç tane değer gelmiş oldu? 4 değer de buradan geldi. Ne demişti? X kaç farklı değer alır? 3 değer buradan, 4 değer buradan. Toplamda kaç değer alır? 7 tane değer alır diyebiliriz. Devam ediyorum bir diğer sorumla. X, Y, Z. 3 basamaklı bir sayı. 6 çarpı X, Y, Z de A, B, 0, 2 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Bak şimdi. A, B, 0, 2. Şimdi bu 6'nın bir katı olduğunu görüyoruz. Çünkü 6 ile bir sayıyı çarptığımız zaman ancak AB02 elde ediyoruz. O zaman bu 6'nın katıdır. 6'nın katıysa bir sayı hem 2'nin hem de 3'ün katıdır. Şimdi 2'nin katı olduğunu zaten görüyoruz. 2'nin katı olduğunu zaten görüyoruz. 3'ün katı olabilmesi için çift olduğu için zaten görüyoruz dedim. 3'ün katı olması için rakamların toplamını yani 2 artı A artı B'nin 3'ün katı olması lazım. Şimdi bu A artı B dediğimiz değer, A artı B dediğimiz değer ne olabilir? Ben buraya 1 eklersem 3'ün katı olur. 3 fazlası. Ben buraya 4 eklersem de 3'ün katı olur. Ben buraya 7 de eklesem olur. 10 da eklesem olur. 13 de olur. 16 da olur. 19 da olur. 22 de olur. Bu böyle gider. Durmaz. Ama bir yerde durması lazım. Niye? Çünkü A ile B birer rakam. Ve A ile B rakam iken sevgili gençler, A ile B rakamken şöyle bir durum var. Bakınız, 1 iki rakamın toplamı olur. 4 iki rakamın toplamı olabilir. 7, 10, 13, 16 iki rakamın toplamı olabilir. Fakat 19 herhangi iki rakamın toplamı olamaz. 22 olamaz. Çünkü iki rakamın toplamı maksimum 18'dir. Bundan kaynaklı ben 19, 22, 25 bunların hepsini elemek zorundayım. Demek ki bu A artı B hangileri olabilirmiş arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer olabilirmiş. Kaç farklı değer alır diye sormuştu. 6 farklı değer alır diyebiliriz sorumuzun cevabını. 41. sayfamızın sağ üst tarafındayız. 2, 3, 4, 5 ve 6 sayıları ile tam bölünebilen en küçük 2 pozitif tam sayının toplamı. Şimdi 2, 3, 4, 5 ve 6'ya bölünecekse eğer, ben diyorum ki 6'ya bölünüyorsa zaten 2 ile de 3'e de bölünüyor. Bunları kontrol etmemize gerek yok. Devam. Ne kaldı? 4, 5 ve 6'ya bölünmesi. Doğru mu? Bir sayı hem 4'e hem 6'ya tam olarak bölünebiliyorsa 12'ye bölünmeli diyorum. 12'ye bölünmeli. İçerisinde hem 4 hem 3 çarpanı olmak zorunda. Çünkü ikisinin de içinde 2 çarpanı var. Onlar zaten ortak. 12'ye bölünmeli. Peki bir de 5'e bölünüyorsa farkındaysanız 12 ile 5 aralarında da asal. Doğru mu? Doğru. O zaman bunların ortak bir böleni falan yok. 5 kere 12 dersin 60. Şimdi en küçük sayı hem 2'ye hem 3'e hem 4'e hem 5'e hem 6'ya bölünebilen en küçük sayımız 6. Bana ne demiş? En küçük 2 pozitif tam sayı. 6 değil 60. Biri bu. Diğerin hangisi? 60 fazlası. Öteki hangisiydi? 3 tane sormuş olsaydı 60 fazlası olacaktı. Yani biri 60, öteki 120, öteki 180, öteki 240, öteki 300 diye devam edecekti. 360 diye devam edecekti. Ama bana en küçük 2 tanesini sormuş zaten. Şunlar. Ve bunların toplamı sorulmuş. 60 ile 120'nin toplamı 180 yapar. Cevabımız da budur diyebiliriz. Devam ediyorum. Bir diğer örnek. 1, 6 ve 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı farklı sayılardan 4 ile bölünebilen A sayısının 8 ile bölünebilen B sayısıyla toplamı kaçtır? Neler yazılabilir ki? 168'i yazarım, 186'yı yazarım, 618'i yazarım, 681'i yazarım, 816'yı ve 861'i yazabilirim. Ve diyor ki 4 ile bölünebilen A sayısı. 4 ile hangisi bölünür? Yani 4 ile bence tek olan sayı bölünmez. Hani bu gitti. Bu gitti. Doğru mu? Doğru. Peki başka ne var? Başka şu var hocam. 4 ile bölünebileni arıyoruz ya, son iki basamağına bakacağız. 68 4'ün katı değil, bu da gitti. 86 4'ün katı değil, bu da gitti. 18 4'ün katı değil, bu da gitti. O zaman geriye sadece 16 kaldı. İşte 4'ün katı olan buymuş ve bu da A'ymış. Güzel. Şimdi bir de 8'de bölünen, 8'de tam bölünen
Bir B sayısı arayacağız. 8 de bölünüyorsa, 8 de bölünüyorsa 816 bölünür. Ama bu A sayısıydı zaten. Biz B sayısını arıyoruz. 186'ya, 168'den başlayalım. 16 8'in katı, yani 160 da 8'in katı. 8 daha eklersen A katı, 21 katı hatta. Demek ki B direkt burada ortaya çıktı. B buymuş. Şimdi A 816, B sayısı da 168. Neyi sormuş? Bu A sayısıyla B sayısının toplamını sormuş. Toplama işlemini yaparız da 8 6 daha 14, 1 6 daha 7, 8 yaptı. 8 1 daha 9. Cevap neymiş? 984 olacakmış. Devam ediyorum bir diğer örnekle. 97000 A 50 B 5 basamaklı sayısı 8 ile tam bölünüyor. Bu sayı 8 ile tam bölünüyormuş. B'nin alabileceği değerler çarpımı. Şimdi 8 ile bölünme kuralı neydi? Son 3 basamak. Hocam şu 9 ile 7'nin hiçbir rolü yok mu? Yok, vallahi yok. Son 3 basamağa bakacaksın sen. Ve böylelikle A5B diye bir sayın var senin. Ve sen bu sayının 8'e kalansız bölündüğünde görüyorsun. Acaba ne olabilir bu A5B sayısı da bu B'nin alabileceği değerlerin çarpımı ne olabilir? Bunları bir düşünelim şimdi seninle beraber. Hadi bakalım. Şimdi ben buranın 50 küsur olduğunu biliyorum. 50 küsur olduğunu biliyorum. A'yı bilmiyoruz. A'yı bilmiyoruz. B hakkında yorum yapacağız. Ben bunun bu 5 basamaklı sayı ama bu A 0'da olabilir bu arada. Hani sonuç olarak burası 50 küsür bir sayı olabilir. E tam bölünüyorsa o zaman burası 56 olabilir. 56 olabilir. Peki 100 küsürlere bakacak olursak. 150 küsürlere bakacak olursak. 150 küsürlerde acaba 8'in katı olan ne var? Ben sana söyleyeyim. 152 var. 160 tam bölünüyor çünkü. Hemen 160'tan 8 çıkarırsın, 152 bulursun. Peki 250 küsürlerde ne var hocam? 250 küsürlerde ne var? Bir düşünelim bakalım şimdi. 240 tam bölünüyor. 8'in katı, değil mi? Bir 16 eklersen ne olur? 256 olur. Peki, güzel. Şimdi neye bakacağız? 350 küsürlere bakacağız. 350 küsürlerde ne var? 360 bir kere tam bölünür mü, ona kanaat getireceğiz. Önce o. 160 tam bölünüyor demiştik. 160 tam bölünüyordu. 176 da tam bölünüyor. 176 da zaten tam bölünüyor. Şunları bir toplasak, ikisi de bölündüğü için toplamları da bölünür diyeceğiz. Topladığımız zaman burası ne gelir? 352 gelir. 352. Şimdi burada bir şey fark etmemiz lazım. Bak, bu bundan 200 fazla, bu bundan 200 fazla. O zaman bunun 200 fazlası da bölünecek. Yani 456. O zaman bunun 200 fazlası 552. O zaman bunun 200 fazla hep böyle gidecek. Bana demiş ki B'nin alabileceği değerler çarpımı. B sadece ama sadece hep 6 oluyor, 2 oluyor. 6 oluyor 2, 6, 2, 6, 2 diye devam ediyor. Madem öyle, B'nin alabileceği değerler sadece 6 ve 2'ymiş. Bunların çarpımı kaçtır? 12'dir diyebiliriz. Doğru cevabımız 12 idi. Devam ediyorum 42. sayfamdaki ilk sorumla. Bu sayfamız, bir de burada sorularımız var. Daha sonrasında OBEBOK'a geçeceğiz. Yani son iki sayfamız var. Bu konuda bayağı bir örnek sormuştuk. 4A, 5A, 6A. 6 basamaklı sayısı 9 ile bölünebilmekte. A'nın alabileceği değerlerin toplamı. Şimdi 9 ile bölünme kuralı neydi güzel kardeşim? Rakamların toplamının 9'un katı olması lazım. Rakamlarını toplayalım. 4, 5, 6. Toplarsam ne gelir? 15. Artı bir de AAA var. O da 3A yapar. Ve 9'un tam katı olmak zorundaymış. Şimdi ben 15 artı 3A'nın 9'un katı olduğunu biliyorum. Hatta uğraşmak istemiyorsan büyük sayılarla 15 ile 9'a bölersin. Kalan kaçtır? 6. O zaman şöyle dersin. 6 artı 3A 9'un katı olmak zorunda dersin. Sonra da dersin ki, biraz daha abartırsın hatta. 3 parantezini alacağım dersin. 2 artı A'nın 9'un katı olmak zorunda dersin. Güzel. Şimdi burasının 9'un katı olması için. 3 kere 3 9'un katıdır. Dolayısıyla A1 olabilir. 1 2 daha 3 yapar çünkü. Şurası A bak. 1 2 daha 3 yapar. 3 kere 3 9'un katıdır. Başka. Başka. 3 yerine 6 olabilirdi. 6 olurdu. Değil mi? Sonuçta 3 kere 6 18. O da 9'un katıdır. 6 olması için de 2'ye 4 eklersem 6 olur. E güzel, burada 3'er 3'er eklediğimizi görüyoruz. O zaman 7 yaparız. Bir de 10 yaparız ama 10 rakam değildir, o olmaz. O zaman A'nın alabileceği değerler hangileriymiş? 1, 4 ve 7. Ne demiş? Toplamı sorulmuş. Ve 1, 4, 7 daha kaç yapar? Tabii ki
12 yapar. Cevabımız da budur diyebiliriz. Evet. Dikkat ettiysen şuradaki hareket önemliydi. 15'i burada sildim. Dedim ki 6 yazarım onun yerine. E niye? Çünkü 15'in de zaten 9'da bölümünden kalan 6. Ben bunun üzerine bunu eklemem lazım ki diye devam ettim soruma. Anlaştık? Devam. 1. 9. 9'un birinci kuvveti. 9'un ikinci, üçüncü, dördüncü ve 9'un 2022. kuvveti. Nin toplamı A'ymış. A sayısının birler basamağındaki rakam soruluyor. Şimdi şu 1, şu 9, şurası 9 üzeri, tamam. Şunu silebilirsiniz arkadaşlar, onu fazladan yazmışım, kusura bakmayın. 1, 9 üzeri 1, 9 üzeri 2, 9 üzeri 3 diye gidiyoruz. E burada ne var? 9'un karesi yani 81. 9'un 3. kuvveti de 81 kere 9 olduğundan sonu 9'lu bir şey gelecektir. Burayı yazmasak da olur. 9 üzeri 4, 81 kere 81. Hani anladın sen onu. Ve son basamağı 1'dir. Dikkat ettiyse 1, 9, 1, 9, 1, 9 diye devam ediyor. Peki 9'un 2022. kuvveti ne? Bak. 9'un çift kuvvetlerinde yani mesela 9'un karesinde sonu 1 geldi. 9'un 4. kuvvetinde sonu 1 geldi. 9'un küpünde sonu 9 geldi. E burası ne? Çift kuvvet. Çift kuvvetlerde sonu 1 geliyordu. Demek ki 9 şöyle şöyle devam edecek. 9 en son 1 olacak. Çünkü çift kuvvet. İşte bunların toplamı sorulmuş. 1 9 daha 10. 1 9 daha 10. 1 9 daha 10. 1 9 daha 10. En son şu 9'a kadar 10 gelecek ve bunların rakamlarının toplamı sonuç 0 olacak. En son üzerine 1'i ekleyince diyeceksin ki mesela varsayalım ki orası şey geldi. Bunların hepsini topladık. 1921 geldi mesela. Sonra diyeceksin ki 1921'in 1'i elde var 192 diye devam edeceksin mesela. Anladın mı olayı? Dolayısıyla bunun birler basamağındaki rakam neymiş? 1'miş sevgili gençler. Güzel. Şimdi devam edelim. Tabii şurayı sileceğim. Görünmüyor çünkü soru. 4, 5, 6, 8 ve 10 sayılarına bölündüğünde 2 kalanını veren en küçük 3 basamaklı tam sayının rakamları toplamı sorulmuş. Şimdi şu 2 kalanını bir boş verelim. Diyelim ki ulan bu 4'e, 5'e, 6'ya, 8'e, 10'a bölünebilen en küçük pozitif 3 basamaklı sayıyı bulayım ben. Onu bir bulayım ya. Şimdi ne diyeceğiz o zaman? 4'e 5'e tam bölünüyorsa 20'ye de bölünür. 20'ye bölünen sayı 10'a da tam bölünür zaten. Buna bakmamıza gerek yok o halde. Şimdi ne lazım? 20'ye, 6'ya ve 8'e tam bölünebilen ilk sayı. Peki buluruz. Sıkıntı yok. Şimdi bunları bulabilmenin de kısa bir yolu var aslında. Obebokek'ten kolaylıkla buluruz ama daha sonraki konular olduğu için bulaşmıyorum ama kısaca gösterebilirim sana. Şöyle yapalım. Hatta az önceki soruya da örnek olsun diye. Şöyle yapalım direkt. 4, 5, 6, 8 ve 10 dedim. Şöyle bir çizgi çektim buraya. Sonra ne yapacağım? Hocam 2'ye böl bunları. 2, 5, 3, 4, 5. Fark ettiysen bölünemeyenleri bıraktım. 5 bölünmüyordu öylece bıraktım. Bir daha 2'ye böl. 1, 5, 3, 2, 5. Bir daha 2'ye böl. 1, 5, 3, 1, 5. 3'e böl. 1, 5, 1, 1, 5. Şimdi 5'e böl. 1, 1, 1, 1, 1. Şurada oluşan sayılar var ya. Bunları çarp. Hepsini çarp. 2 çarpı 2 çarpı 2, 8. Kere 5, 40 yapar. 40 kere 3, 120 yapar. 4'e, 5'e, 6'ya, 8'e ve 10'a bölünebilen en küçük sayımız 120. Budur abi. Bize ne demiş? 2 kalanını versin diyor. O zaman 2 ekle. Al bak 2'yi ekledin. Şimdi 122'yi 4'e de bölsen kalan 2. 5'e de bölsen 6'ya da 8'e de 10'a da bölsen kalan hep ama hep 2 çıkar. En küçük pozitif 3 basamaklı demiş. Mis gibi 3 basamaklı. Tam sayının rakamları toplam. Demek ki rakamlarını toplayacağız geriye sadece. 1, 2, 2 daha kaç yapar? 5 yapar. Şunun rakamlarını topladık. Cevabımız da budur diyebiliriz. 42. sayfamızın sağ üst tarafındayız. 8, 6, 7, 2, 1, 1, 6, A, 5 sayısının 11 ile tam bölünebilmesi için A kaç olmalıdır? Ne diyorduk? Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı diyorduk. Artılıları bir arada topluyoruz. 5, 6 daha 11.
1 daha 12, 7 daha 19, 8 daha 27. Bundan neyi çıkarıyoruz? Eksilileri. Yani şunu, şunu, şunu ve şunu toplayacağız. Hadi bakalım. 6, 2 daha 8, 1 daha 9 artı a. Bundan bunu çıkarınca 11'in katı oluyormuş. Hadi bakalım. 27 eksi 9 eksi a. 27'den 9'u çıkardım. Kaç geldi? 18'den a çıkınca 11'in katı oluyormuş. Arkadaşlar, ben size 18'den bir rakam çıkarın ve bu rakam çıktıktan sonra kalan sonuç 11'in katı olsun diyorsam siz o rakamı 7 seçersiniz. Başka hiçbir şey seçme şansınız yok. A kaç olmalıymış o halde? A 7 olmalıymış diyebiliriz. Aynen bu şekilde yazabilirsin çözümü. 5 5 5 5 4 4 4 4 8 basamaklı sayısı. 2 basamaklı en büyük böleni kaçtır? 2 basamaklı en büyük böleni soruluyor bize. Şimdi hemen bir şeyi fark etmen lazım. 5 5 5 5 4 4 4 4'ü yazdık. Bak. Artı eksi. Artı eksi. Artı eksi. Artı eksi de dedin. Şunla şu birbirini, bununla bu birbirini, bununla bu, bununla bu birbirini götürüyor ve sonuç sıfır çıkıyor. Yani 11'in katı. Yani bu sayı 11'e tam bölünüyormuş. 11'e tam bölünüyormuş. Peki. İki basamaklı bir bölenimiz var yani 11. Doğru mu? Doğru. Pekala, kusura bakmayın. Daha sonra ne yapacağız? Bir de şöyle bir şey yapalım mı sizde? Bakın, rakamları bir toplayalım hadi. 5 5 5 5 4 tane 5 20 yapar. 4 4 4 4 4 tane 4 de 16 yapar. Toplarsın 36. Rakamlar toplamı 36 ise 9'a da tam bölünür. Hem 11 hem 9 çarpanı var. Güzel. Hem 11'e hem 9'a bölünüyorsa ölen 99'a bölünmez mi bu sayı? Vallahi bölünür. Çünkü hem 11'e hem 9'a bölünüyor. O zaman 99'a da bölünür. Şunu söyleyebilir miyiz? İki basamaklı en büyük bölen. Zaten iki basamaklı en büyük sayıyı biz bölen olarak bulmuşuz. O zaman bundan gayrı cevap olamaz gençler. Devam. 4 basamaklı. Tam kare doğal sayılar arasında. Tam karenin ne olduğunu biliyorsun. Yalnızca bir tanesi A, A, B, B biçimindedir. Buna göre A artı B toplamı nedir? Ve sen çözümleme biliyorsun. Bu A, A, B, B sayısının da o halde 1000 tane A, 100 tane A, 10 tane B ve bir tane B'den oluşması gerektiğini biliyorsun. Bu sayıyı bu şekilde çözümlersin. Peki şu ikisini bir güzel toplasan ne olur? 1100 A yapar. 11 tane de B yapar şu ikisini toplarsak. Ve 11 parantezine alındığı takdirde burada bir 100 A ve bir tane B kalması gerektiğini görürsün. Ve 11 çarpı bak şu 100 A artı B demek ne demek? Ben bunu A0B 3 basamaklı sayısı olarak yazamaz mıyım? Bu A0B'yi çözümle bakayım ne geliyor? 100 A artı B gelir değil mi? Şimdi ben bu sayının ekstradan bir de tam kare olduğunu biliyorum. Tam kare ise bu 11 çarpanından bir tane de şurada olması lazım. Yani bu A0B sayısı 11'in katı imiş arkadaşlar. He. 11'in katı olması için şu 11 ile bölünme kuralını mı uygulasak? Artı eksi artı. Şimdi B ile A'yı topluyoruz. A artı B eksi 0. Ne olmak zorunda? 11'in katı. Şimdi zaten sıfırın bir hükmü yok. O zaman A artı B 11'in katı mı olacakmış? A artı B 11'in katıysa iki rakamın toplamı 11'in katı oluyorsa 22 olamaz değil mi bunlar? Tabii ki olamaz. O zaman A artı B kaçtır? Tabii ki 11'dir. Bizden ne istenmişti? A artı B istenmişti. Bu güzel sorunun cevabı da 11 olacaktı arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir diğer sayfamda bir diğer sorum var. 471 bin. 3A8 sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre A kaçtır? Bir sayı 12 ile bölünebiliyorsa hem 3'e hem 4'e bölünebiliyordur arkadaşlar. 4'e bölünebilmesi için şuradaki A8 sayısının ne olması lazım? Ona bir bakalım. Şimdi 4'e bölünüyorsa eğer 0,8 olabilir son iki rakam. Daha sonrasında 28 olabilir. 48 olabilir. 68 olabilir. 88 olabilir.
rakamları farklı falan dememiş. Burada A'nın alabileceği değerler 0, 2, 4, 6, 8. Güzel. Ama bu sayının bir de 3'e bölünmesi de şarttı. Şimdi 4, 7 daha 11, 12, 15, 8 daha 23 yapar. 23'ün üzerine A'yı eklediğim takdirde 3'ün katı olmak zorunda. Peki A 0 ise, A 0 ise 3'ün katı olur mu 23? Hayır tabii ki. O zaman gitti. 2 olursa A, 23, 2 daha 25 yapar. Olmaz. 4 olursa 23, 4 daha 27 olur. Kabul. 6 olursa 29, 3'ün katı değil. 8 olursa 31, 3'ün katı değil. A kaçtır diye sormuştu. A işte burada. A kaçmış arkadaşlar? 4'müş diyebiliriz. Devam. N pozitif tam sayısı 3, 5 ve 12 ile tam bölünebilmekte. Aşağıdakilerden hangisi aynı sayılarla tam bölünür diye sorulmuş. Şimdi 3'e 5'e 12'ye bölünen sayı acaba ilk hangi sayıya tam bölünür? 12'ye bölünen sayı zaten 3'e de bölünür. 5 ve 12'nin ortak katı da 60'tır. O zaman ilk sayımız 60. Yani N sayısı 60'ın bir katı imiş. Ben 60'ın katından 60 çıkarırsam sonuç yine 60'ın katı olur. Hiç merak etme. Ama 60'ın katından 1 çıkarırsan 60'ın katı olmaz. 60'ın katına 1 eklersen 60'ın katı olmaz. 15 eklersen, 30 çıkarırsan 60'ın katı olmaz. Sadece 60'ın katlarını ekleyip çıkarırsan sonuç yine 60'ın katı olur. Hocam bu 60'a niye taktık? 3, 5, 12 diyordu. 60'ın katı olan sayılar hem 12'nin hem 5'in hem 3'ün katıdır da. O yüzden biz burada 60'ı bulduk. O yüzden 60 üzerinden yürüdük. Anlaştık? Devam. 6138 sayısı 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 sayılarından kaçıyla tam bölünür? Bölünmeyenleri bir bulalım. 10'a bölünmez mesela. Çünkü sonuç 0 değil. 5'e bölünmez, sonuç 0 veya 5 değil. 2'ye tam bölünür mesela. Değil mi? Çünkü sonuç çift. 38 4'ün katı olmadığı için 4'e bölünmez mesela. 4'e bölünmediği için 12, 3'e ve 4'e bölünmesi lazımdı. 12'ye de bölünmez. Başka kolay olan var mı? 138 sonuç basamağa bakalım. 13'ün içerisinde 8 bir defa, 5, 58 bölünmez. 8'e de bölünmüyor. 138 8'in katı olmadığından. 3'ün katı mı acaba? 6, 1 daha 7, 10, 18. 18 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür. 2'ye 3'e bölünenler 6'ya zaten bölünür. 18 rakamlar toplamı 9'un katı olduğu için 9'a da bölünür. Bir de 11'e bakalım. Artı eksi artı eksi diyoruz. 8'den 3'ü çıkardım 5. 1'den 6'yı çıkardım eksi 5. Bundan bunu çıkardım. Ne geldi? 5'ten eksi 5'i çıkardım. Ha pardon, özür diliyorum. Özür diliyorum. Özür diliyorum. 8'de 1'i topladın 9. 3 ile 6'yı topladın 9. 9'dan 9'u çıkardın 0 ve 0. Her sayının katı olduğu gibi 11'in de katıdır. O halde 11'e de bölünür. Kaç tanesiyle tam bölünüyormuş? 1, 2, 3, 4, 5 tanesiyle tam bölünüyormuş diyebiliriz sevgili gençler. Böylelikle bu soruyla beraber de bütün bölünebilme kurallarını da bir tekrar etmiş olduk, üzerinden geçmiş olduk. Son 3 sorumuz artık. 7A, 7B, 4 basamaklı sayısı 15 ile bölünüyor. 15 ile bölünebilen her sayı hem 3'e hem 5'e bölünmesi şarttır. Peki A artı B toplam. Şimdi 7A, 7'yi yaz ama 7'ye bak. 7A, 7B 5'e bölünecekse sonu ya 0 ya 5 olmalı. Doğru mu? Doğru. Peki. B'nin alabileceği bir 0 var. Bir de B'nin alabileceği bir 5 var. Güzel. Eğer B 0 ise diyeceğiz ve yolumuza 3 ile devam edeceğiz. 3 ile bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. 7 daha 14. 14'ün üzerine B 0 ise B 0 ise 14 artı 0 ise 14 gelir zaten. Bir de A'mız var. 14 artı A'nın 3'ün katı olması lazım. Peki ben 14'ün üzerine ne eklersem 3'ün katı olur? 1. 15 3'ün katıdır. Bir tanesini buldun. 3 ekleyerek devam ediyorsun. 4, 7. Demek ki A 1, 4 veya 7 olabilir. Peki B'ye bakalım. 5 olursa ne olur? 7, 7, 14. Bu da 5 olursa 19 olur burası. 19'a A ekleyince 3'ün katı olmak zorunda. Madem öyle, buradaki A 2 olabilir ki 21 3'ün katıdır. 3 ekledim 5, 3 ekledim 8. Şimdi bak, B 0 iken A 1, 4 ve 7 olduğu için B ile A'nın toplamı maksimum 7 olur 0 artı 7'den. B 5 ise A burada maksimum 8 olduğu için 5 ile 8'in toplamı 13'tür ve
A artı B'nin maksimum değeri de 13'tür diyebiliriz. Devam. AB'den farklı olmak üzere AB 6 basamaklı sayısı 18'de tam bölünebiliyor. 18'de bölünebiliyorsa, eğer 18'de bölünebiliyorsa sayımız hem 2'ye hem 9'a tam bölünmek zorunda. Sonunu ilgilendiren 2 olduğu için bu AB 6 basamaklı sayısında B mutlaka 0, 2, 4, 6, 8'den bir tanesi olmalı. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuş bize. Şimdi A'yı sormuş, ona dikkat edeceğiz. Bakınız B 0 olursa eğer A 0 gelir. Ve bu sayının 9'a bölünebilmesi için rakamlar toplamının, yani 3A'nın 9'un katı olması lazım. A burada 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Başka bir şey olamaz. 0 da olabilir, fakat A, yani burası 0 olursa 6 basamaklı bir sayımız oluşmaz. A'nın alabileceği değerler bunlar. A B'den farklıydı, zaten farklı. Güzel. Peki ya B 2 olursa? Yani A 2, B 2, C 2, pardon B nereden geldi? Özür diliyorum. Hepsi A'ydı onların. A 2 olursa. İkilerin toplamı 6 zaten. 6'nın üzerine 3A eklediğimiz takdirde bu sayı 9'un katı olacaksa eğer, ne olabilir? 1 olabilir. 6'ya 3 eklerseniz 9'un katı olur. Güzel. Peki burası 2 olursa 6 6 12 yapar, olmaz. 3 olursa yine olmaz. 4 olursa 12 6 daha olur. Bak 4. Demek ki 3'er 3'er artıracağız. Bir 3 daha koydum, 7. Birbirinden farklı mı? Bak B 2 idi. A'yı ben 1 4 veya 7 buldum. Farklı. Bu da olur. Peki B 4 olursa, yani A 4. 4 4 4 12 yapar. 12 artı 3 A'nın 9'un katı olması gerekiyor dedik. Madem öyle, 12'ye ne eklersem 9'un katı olur? 6. Yani 2 olabilir. 3 ekledim 5 olabilir. 3 ekledim 8 olabilir. 2 5 8 geldi buradan da. Güzel. Devam. Başka neler var? Şöyle aşağı doğru indirelim. Eğer ki 6 olursa A6. 6 6 6 daha 18 artı 3 A'nın ne olması lazım? 9'un katı olması gerektiğini biliyoruz. O zaman A 0 olabilir. 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Neden? Çünkü 18 zaten 9'un katı. 0 olamaz diyeceğiz. Neden? Çünkü başa 0 gelemez. Buradakilerin aynısı geldi. 3, 6, 9. Eğer bir de 8 olursa ki B, A8, B8, pardon yine B yazdım. A8, A8, A8. Toplamı 24 olur 8'lerin. Bir de 3A'mız var. Bunun 9'un katı olması gerekiyor dedik. 29'a, 24'e ne eklersem 9'un katı olur? Tabii ki 3. Dolayısıyla 1 olur, 3 ekledim 4 olur, 3 ekledim 7 olur. Yani buradakilerin aynısı. E şimdi A'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuş. 3'ü, 6'yı, 9'u, 1'i, 4'ü, 7'yi, 2'yi, 5'i, 8'i alabiliyor. 3, 6, 9 ve 1, 4, 7'yi zaten saydım. Yani 1'den 9'a kadar tüm rakamları alabiliyormuş. O zaman 1'den 9'a kadar olan rakamların toplamı acaba kaçtır? Onu da nasıl buluyorduk? 9 çarpı bir fazlası bölü 2 mi? Bu da 9 kere 5 yapar. Bu da 45'in ta kendisidir. A 0 haricinde bütün rakamları alabiliyormuş sevgili gençler. Ve son sorumuz. 1453 AB 5 basamaklı değil, burası 6 basamaklı olacak. Gözümüz körmüş herhalde. 6 basamaklı sayısı 20 ile bölünebildiğine göre AB 2 basamaklı sayısının en büyük değeri kaçtır? Bak şimdi. 1453. Bir de sonunda AB var. Bir sayı 20'ye tam bölünüyorsa hem 4'e hem 5'e bölünmeli. 5'e bölünüyorsa eğer sonu 0 veya 5 olmalı. 4'e bölünebiliyorsa sonu 5 olamaz zaten. Sonu mutlaka 0 olacak. Hangi 2 basamaklı sayılar ya da son 2 basamağı AB olan sayı 4'e bölünür? Yaz. 0, 0, 20, 40, 60 ve 80. Başka olamaz. Ne demiş? AB 2 basamaklı sayısının en büyük değeri. En büyük değeri 80. Başka da yok. 74'e bölünmez. 54'e bölünmez. 34'e bölünmez. 14'e bölünmez. 94'e bölünmez. Bu yüzden bunları yazmadık. Bölünebilenler bunlar. En büyüğü de 80. En küçüğünü sormuş olsaydı AB'nin 0 0 olurdu. Ki 2 basamaklı sayı olduğunda söylemiş, 0 0 zaten olamıyor. En küçüğü 20 olurdu. En büyüğü kaçmış? 80.
Evet, şimdi bir sonraki video, yani ödev videosunda görüşürüz güzel kardeşim. Ödev videosunda bir güzel ödevlerini dinle. Ödevlerini yapmanı şiddetle tavsiye ediyorum. Ödevlerde geri kalırsan kampta da, derste de, matematikte de geri kalırsın. Haberin olsun. Seni seviyorum. Hoşça kal, sağlıklı kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.